Merhaba sevgili hanımlar, örgü aynama hoş geldiniz. Bugün yine sizlere özellikle bütün örgülerinizde kullanabileceğiniz sade, şık ve kabartmalı bir dokusu olan bir örnek hazırladım. Şöyle yakından göstereyim. Arka yüzümüz de bu şekilde. Bu örneği ben 4 numara şiş ve orta kalınlıkta bir ip ile çıkardım. Bir tane de küçük bir parça angora ip ile denedim. 3 numara şiş ile çıkardım bunu da. Aynı şekilde burada da kabartmalı doku mevcut gördüğünüz gibi. Şöyle daha iyi görünmesi için elimi arkaya bırakayım. Bu arada örneğimiz 4 ve 4'ün katları artı fazladan 3 ilmekten oluşuyor. Ben size anlatımını yaparken 8 artı 3 artı 2 de kenar ilmeği olmak üzere toplamda 13 ilmek üzerinden yapacağım. Dilerseniz hemen başlayalım. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra İlk 3 ilmeğimi ters olarak örüyorum. 1, 2 ve 3. Arkasından bir tane düz örüyorum. Bir tane doluyorum. Tekrar aynı şekilde 3 tane ters. 2, 3. Yine bir tane düz. Tekrar doluyorum. Sonda kalan 3 ilmeğim yine ters. Örneğimizin arka yüzünde düzlerimizi düz, terslerimizi ters örüyoruz. Önde örmüş olduğum 3 tane tersi burada düz olarak örüyorum. 1, 2, 3. Doladıklarım ters. 1, 2, 2 tane tersimiz. Tekrar arkasından 1, 2, 3 tane düz. Doladığım ters, ters gördüğüm yine ters. 3 tane düzümüz. 1, 2 ve 3. Örneğimizin 3. sırasında yine kenar ilmeğimi aldıktan sonra ilk 3 ilmeğimi ters örüyorum. 1, 2, 3. Burada artık 1, 2 tane düz örüyorum. Tekrar doluyorum. 3 tane ters. 2 ve 3. Yine bu 2 ilmeği düz olarak örüyorum. Tekrar doluyorum. 3 tane ters. Arka yüzümüzde yine aynı şekilde düzlerimizi düz, terslerimizi ters örüyoruz. Burada 3 tane düz. Dolamış olduğum ilmek ters. Ters gördüklerim yine ters. 3 tane ters ördüm. Arkasından yine 3 tane düz. Önde artmalarımız oldukça arka yüzdeki terslerimiz çoğalıyor. Tekrar doladığım ters. Ters gördüklerim yine ters. Sonda kalan 3 düzümüz. Ve kenar ilmeğim. Şöyle bir bakalım. Yine ön yüzümüzdeyiz. İlk 3 tersimi örüyorum. Burada artık 3 düzümüz var. Artırdığımızla beraber 2 3 tekrar doluyorum. Yine 3 tane ters örüyorum aradaki. Yine 3 düz. 1 2 ve 3. Burada tekrar doluyorum ve sonda kalan 3 ters. Arka yüzümüzde yine aynı şekilde düzlerimi düz, terslerimi ters örüyorum. İlk 3 ilmeğim düz. Doladığım ters. 1, 2, 3, 4. Pardon. Artık arka tarafta 4 tane tersimiz oldu. Yine 3 tane düzümü örüyorum. Tekrar 1 doladığım
2, 3, 4 ters. Sonda kalan 3 düz. Bir kenarını. Yine şöyle bir bakalım. Burada artık 3 tane ajurumuz oldu. 1, 2 ve 3. Bu sıradan sonra artık kesmelere başlıyoruz. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra 1, 2, 3 tersimi örüyorum. Burada artık bakın 4 tane düz ilmeğimiz var. İlk ikisini örüyorum. 1 ve 2. Sonda kalan bu 2 ilmeği sağa doğru kesiyorum. Tekrar ipimi öne alıyorum. Aradaki 3 ters örüyorum. Yine 4 tane düzümüz var. İlk ikisini örüyorum. 1 ve 2. Sonda kalan ikisini sağa doğru kesiyorum. Ve sonda kalan 3 tersimi örüyorum. Ve kenarımı. Şöyle göstereyim. Arka yüzde terslerimiz artmaya başlamıştı. Şimdi tekrar azalmaya başlıyor. Kenar ilmeğimden sonra 3 düzüm örüyorum. En son 4 tane ters örmüştük arka yüzde. Şimdi bakın yine 3 tane tersimiz kaldı. 3 tersimi de örüyorum. 3 düz. 3 ters. Tekrar sonda kalan 3 düz. Ve kenar ilmeği. Hemen şöyle bakalım. Yine kenar ilmeğimi aldıktan sonra sabit olan 3 tersimi örüyorum. Burada artık bakın 3 tane düzümüz kaldı. Bir tanesini örüyorum ve yine 2 tanesini sağa doğru kesiyorum. Arkasından 3 tane tersimi örüyorum. Yine burada 1 tane düzümü örüyorum. Sonda kalan 2 düzü sağa doğru kesiyorum. Ve sonda kalan 3 ters. Ve kenar ilmeği. Arka yüzümüzde artık terslerimiz iyice azaldı. Sabit olan 3 tane düzüm örüyorum. Bunlar öndeki ara terslerimiz. Bakın artık 2 tane tersimiz kaldı. 2 tersimi örüyorum. Yine 3 düz. İki tane ters. Sonda kalan 3 düzümüz. Ve kenar ilmeği. Şöyle genel görüntüye bakalım. Bu sıramızda artık son kesmemizi yapıyoruz. İlk 3 tersimi örüyorum. Bakın artık 2 tane düz kaldı. Bunları da kesiyorum. Artık burada 1 tane düzümüz var. Ara tersim olan 3 ters örüyorum. Yine 2 ters, 2 düzümüz var. Onları da sağa doğru kesiyorum. Ve sonda kalan 3 tane tersimiz. Arka yüzümüzde yine ilk 3 düzümü örüyorum. Bakın artık 1 tane tersimiz kaldı. Önce çoğalttık, şimdi azaltıyoruz. Arkasından 3 tane düz, 1 tane ters ve sonda kalan 3 düz. Ve kenar ilmeği. Örneğimizin yapılışı burada bitmiş oluyor hanımlar.
Bir üst sıraya geçişi göstermek istiyorum. Çünkü çok soran oluyor üst sıraya nasıl geçildiğini. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra yine aynı şekilde ilk başta yaptığımız gibi 3 tersten sonra bir tane düz örüyorum. Bir tane doluyorum. Arkasından yine 3 tersimi örüyorum. Tekrar buradaki bir düze geldim. Bir tane düz örüyorum. Bir doluyorum. Ve sonda kalan 3 tersi örüyorum. Bir üst sıraya geçişimizde yine dediğim gibi ilk sırada yaptığımız gibi. Görmüş olduğunuz gibi örnek gayet basit hanımlar. Görünüşü de çok güzel. Evet sevgili hanımlar. Bugünlük videomuz bu kadar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.